Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda zorlu bir işlem yapacağız sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi kuşumuzun gagasında asimetrik bir durum var arkadaşlar. Bir tarafı fazla uzamış. Böyle sıkıntılı durumlar olabiliyor arkadaşlar. Videodan önce sizlere çok önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Lütfen bu süreçleri, gaga kesme, tırnak kesme, kanat kesme gibi süreçleri kesinlikle zevk için yapmayın. Ne olursa olsun bir sebebiniz olsun. Bakın hani bu gaga uzamış, bir süre sonra hayvanın yeme ihtimali var. Ben bu yüzden keseceğim. Daha önce hiçbir kuşun gagasını kestiğimi duymamışsınızdır. Çünkü ilk kez olacak. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Sizlerle de bunu paylaşacağım. Bugün sadece ilk kez gerçekten bir kuşun gagasını keseceğim. Çünkü bu zamana kadar hiç ihtiyaç duymadım ama böyle durumlar olabiliyor. Bunlara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Kesinlikle ne olursa olsun bir hayvanın gagasını sizi ısırmasın diye, tırnağı size batmasın diye, kanatlarını uçmasın diye kesmek vicdansızlıktır. Hayvanın yaşam kalitesini bozarsınız. Biz şu an yaşam kalitesini iyileştirmek adına bir şeyler yapıyoruz. Umarım faydası olur. Kafeslerinizde kalamar kemiği, gaga taşı vesaire olursa, hayvanlar zaten genelde kendi gagasını düzeltiyor. Tahta tünekleriniz olursa kendi tırnaklarını törpülüyor ama böyle ilginç durumlarda söz konusu olabiliyor. Şimdi kesime geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gaga asimetrik. Bakın bu taraf fazla uzamış, şöyle sizi odaklayın. Böyle bir eldiven takarsanız da ısırması açısından bize rahatlık olur. Bakın burası uzamış, burası normal. Şimdi buraya müdahale edeceğiz. Öncelikle yapmanız gereken arkadaşlar, hayvanı düzgün bir şekilde tutmanız. Yamuk yumuk tutmayın kesinlikle. Güzel bir şekilde tutun. Sonra sıkıntı olmasın. Nasıl tutacağınızı göstereyim. Baş parmağınızla işaret parmağınız kafasından, diğer parmağınız boynunun altından gövdeyle böyle sırayla tutacağız arkadaşlar. Şimdi ben şöyle hem videoya çekeceğiz hem de şey yapacağız. Biraz zor bir süreç tabi. Çok hafif, böyle bilmediğiniz bir şey olduğu için hayvan da ısırıyor makası. Evet, şu an güzel bir darbe vurdum. Yandaki tırtık gitti. Şimdi bir tane daha darbe vuracağım. Yani emin olmadan makasa basmayın. Hayvan zaten ısırıyor, zorluk çıkartıyor. Evet, bakın gittikçe benzer hal almaya başladı. Yani yandakinin simetrisi olursa güzel olur. Siz de buna uygun yaparsanız bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Diline dikkat edin hayvanın bu arada. Yanlış bir yerini kesmeyin. Kesinlikle yapamayacağınızı düşünüyorsanız bir bilene, daha önce yapmış birine veya bir veterinere başvurmanızı öneririm. Şu an oldu gibi. Bir tek şurada bir parça kaldı. Onu da düzeltelim. Bir kapatsın bakalım gagasını. Yani bence şu an ideal. Bir yamukluk var ama şu an ısırışından anladığım üzere yem kırmasında falan hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şu an gayet sağlam ısırıyor. Eldivenin üstünden canımızı yakabiliyor yani. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Kesinlikle zevk için gaga, tırnak, kanat kesmiyoruz. Hani özel durumlar olabilir. O zaman ancak kesebiliriz. Ama zevk için kimse yapmasın böyle bir şey arkadaşlar. Onların da bir canı var sonuçta. Mesela bakın tırnakları gayet uzun. Ama hayvanı etkileyen bir sıkıntısı yok. O çünkü onun tırmanmasına vesaire yardımcı oluyor. Gerek yok böyle şeylere. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar gaga kesimi. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Her zaman yapamayacağınızı düşünüyorsanız bir veterinere
Bilen birine başvurun. Çünkü bunun şakası olmaz, geri dönüşü de olmaz. Size böyle bilgilendirmek istedim. Hani gagası uzun diye de önemsememezlik etmeyin. Çünkü ileride kuşunuza ciddi sıkıntılar doğurabilir. Bakın şu an iyice güzelleşti arkadaşlar. O kendi biraz da törpüler, düzeltir. Videonun başındaki halini hatırlıyorsunuzdur. Şu an gayet fena ısırıyor yani. Sağlığına kavuşur umarım en yakın zamanda kuşumuz. Yani şu anlık yem yemesinde falan bir sıkıntı yoktu ama böyle bir müdahale yapmak istedim arkadaşlar. Çünkü yani iş işten geçtikten sonra yapmak her zaman daha zordur. Öncesinde önlemimizi biz alalım. Beni izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.